operasyon yapması, kimi mafya üyelerini, kimi çete üyelerini çökertmesi ve en nihayetinde işin artık siyasi boyutuna varacak raddeye gelmesi de hepimizce malum oldu. Ucu gayet tabii siyasilere dokunuyor. Nitekim eski bakanlığı ilgili böyle ilintiler var. Hani klişe cümlelerde irtibat ve iltisak bir şekilde günümüz siyasetçilerine de vardı. En nihayetinde hatırlarsanız rahmetli Sinan Ateş cinayetinde de olduğu gibi İbre böyle üst makamlara doğru yöneldiğinde bir şekilde bir şey oluyor, frenleniyor ve dikkat ettiyseniz Ankara'daki bu karmaşada bir çetenin, az önce bahsettiğim gibi 17-25 Aralık benzeri bir çetenin, hatta FETÖ yapılanması bile dendi ona, paralel bir yapılanmanın kendince kararlarıyla beraber bu karmaşanın kime hizmet ettiği noktasında bir tıkanma söz konusu oldu. En nihayetinde ne oldu? İçişleri Bakanı Devlet Bahçeli'ye briefing verdi. İşin nereye vardığını anlatmak zayisinde. Hatta yolda gelirken kardeşimle şeyi konuştuk. Olcay Kılavuz'un grup başkan vekilindeki o temsilcilik vazifesinin geri çekilmesi bunlarla ilintili midir diye konuştuk. Bir şekilde kişisel kanaatim şu. AK Parti'nin, en azından Erdoğan'ın şu an bu normalleşme ya da yumuşama siyasetinin bir şekilde CHP ile başka bir veçeye taşınmak istediğini düşünenlerdenim. Fakat buna MHP'nin ne kadar imkan tanıdığı da hepimizce soru işareti barındırıyor. Bir şekilde bu görevden alınan Olcay Kılavuz ya da Sinan Ateş cinayetinde belirli bir kırılmanın yaşanacağı ve kimilerinin de bu minvalde artık savunulacak raddede olmayacaklarını hep beraber göreceğiz kanaatindeyim. Ben bir buradan, buyur. Evet, buradan böyle bir siyasi kırılmanın yaşanacağını düşünüyorum. Ya ben bir ortak görüş anlatayım size. AK Partili orta düzey bazı kişiler, ya konuştuğum insanlar ve özellikle iktidara yakın medya mensupları diyebileceğimiz birçok kişiyle konuştum. Bu soruları özellikle Ayhan Mora Kaplan davası, Sinan Ateş davası. Görüşünüz ne ya? Ne düşünüyorsunuz dedim ya. Hepsi aynı görüşte biliyor musunuz? Bu iki davanın, bu iki davayı konuşturtmamak diye bir şey yok artık. Konuşulacak yani. Ortaya dökülüyor her şey. Ve gerçekler açığa çıkar. Bir şey varsa bu açığa çıkıyor yani. Görülüyor. Sonuçta gerçek açığa çıkıyor. Ama bunun cezai müeyyidesi olmuyor. Birileri birilerini koruyor, bir şey oluyor. Ama insanlar bunu görüyor. Ve görüş aynı. Birinin kollandığı, kollandığı görülüyor, kayırıldığı görülüyor, birinin birine operasyon çektiği görülüyor, birilerinin bunun siyasi malzeme haline getirdiği görülüyor, birilerinin bunu köpürtmekten keyif aldığını, çünkü iktidara zarar verdiğini gördüğünü görüyor, iktidar için birbirine zarar vermeye çalışıyor. Herkes görüyor, hepimiz bunları görüyoruz. Ve iktidara yakın gazetecilerin ve iktidarın orta düzeyli siyasetçilerinin görüşü ortak. Ya iki davada da neyse ortaya çıksın, ceza alanlar ceza alsın. Çünkü konuşuldukça bizden yiyor. Ha, biz gidiyoruz. Konuşulmasın yani, konuşulur, biter. Bir şey nihayete erer, sonra konuşulur ve biter. Bu birileri korundukça, birileri siyasi rant devşirmeye çalıştıkça ve hukuk üzerinden, yargı üzerinden bunu yaptıkça